Yeme tırnaklarını Ozan. Yeme tırnaklarını. Kahvaltını yapmıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Ekonomi sayfasına bakıyorum ya. Ya bir iki iş vardı. Ben bunları yaptım. Bir daha hayatta parası gelmez diyordum. Bu ay sözleşmiş gibi ödeme yaptı herifler de bana. Parayı nasıl değerlendireyim diye bakıyorum ekonomi sayfasına. Hadi canım sürpriz. Ne yapacağız? Alışverişe mi çıkacağız? Sevgili bunu söyleyeceğini bildiğim için para bundan olmadan değerlendirelim diye ekonomi sayfasına bakıyorum diyorum ben de. İyi tamam nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Valla altına mı yatırsak acaba ya? Altın fiyatları artıyormuş çünkü. Ay aşkım bana altın mı alacak yoksa? Ya altın diye kısıtlama bence kendini. Pırlanta da olur bana. Sevgilim sana altın almıyoruz. Paramızı altına yatırıyoruz. Tamam paramızı pırlantaya yatıralım. Paramızı bir tek taşa yatıralım. Hem tek taş bana yakışır hem de yatırım olur işte. Ciddi olsana, ciddi bir konu bu. Saçmalama ya. Valla ben gayet ciddiyim. Tamam o zaman dalga geçmeye devam et sevgilim. Çünkü tek taş yüzük meselesi aramızda sadece espri konusu olabilir. İyi tamam oldu, çok güzel. Ama yalnız lütfen paramızı dövize mevize de yatırmayalım Allah aşkına. O niye? Korkuyorum ben. Kriz mriz olur. Lok diye bütün yatırımımız gider valla. Allah muhafaza. Ne yapacağız peki Zeynep Hanım? Ne yapalım? Yazlık alalım. Bak bir şey söyleyeceğim, beni dinle sen. Yazlık alalım. Yani hem değeri artar hem de tatil yaparız yazın orada. Tamam da yazlığa bizim paramız yetmez ki. Kredi çekeriz. Sen ödeyeceksen olur. Benim hayır, kredi şey hiç ödemeye niyetim yok sevgilim. Bir şey söyleyeceğim, öderiz. Vallahi öderiz. Ya, yazlık alalım. Ödeyemeyiz sevgilim. Kredi mredi ödeyecek takatim kalmadı benim. Ayrıca kredi riskli iş. Az bir paramız var, ona göre mantıklı bir şey alalım. Elimizin gücümüzün yettiğini. Buldum. Karşı sitede evler yapılıyor ya, o evlerden bir tane alalım Ozan. Çok acayip değerlenecek orası. Bizim karşı sitede. Hülya Avşar oturuyordu, haberin var mı komşu senin? Komşu oluruz işte. Nasıl ödeyeceğiz kızım onun parasını biz? Ya 10 yıllık krediler var, 10 yıllık kredi çekeriz. Hı. Bu evi de satarız, birikimimizi de birleştiririz, hepsini toptan. Oldu bitti diyorsun. Ne güzel, evi, birikimi yatırdık. Üstüne de hayvan oğlu hayvan gibi kredi çektik. Ben ömür boyunca o krediyi ödemek için bütün saçlarımı döktüm, çok güzel. Sebep? Yatırım için aşkım. Ya hadi saçmalama Allah'ını seversen ya. Bırak kapatalım yatırım konusunu. Hatta bu yatırım konusu aramızda bir tabu olsun. Hiç konuşmayalım seninle. Tamam mı sevgilim? Bence pırlanta en mantıklısıydı yani. Ay tamam konuşmayacak mıyız? Konuşmayacağız, konuşmayalım. Hiç mevzusu açılmasın bu konu bir daha. Nasıl yapacağız? Hiç bir daha konuşmayacak mıyız yani bu konuyla ilgili? Para orada dururken. Konuşmayacağız. Konuşmayacağız diyorsan bundan sonra demek ki sen susmayacaksın, anlaşıldı ya. Az çok abartıyorsun şu anda. Hadi. Gerçekten abartıyorsun şu anda. Abarttım. Tamam gel gel, konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Aman gelemem, sanki yanına gelip konuşamam. Tek başıma kahvaltı yaptırtma şimdi bana. Şişt, bana bak. Bana bak. Söz ver konuşmayacağına. Tamam söz veriyorum, konuşmayacağım. Hadi. Efendim aşkım. Ah aşkım yetiş. Ne oldu? Ne oldu kızım? Yetiş aşkım yetiş. Ne oldu lan? Ben sana şimdi telefon numarası vereceğim. Kalem kağıdı elinde. Kalem kağıdın var mı? Ne telefonu kızım? Kalem kağıt var mı elinde? Ne, bir sakin ol da bir anlat. Ne diyorsun? Ay. Gazetede ilan gördüm. Ya ne ilanı Zeynep? Yüreğime indirecektin ya. Yüreğine inmesin, aklına insin. Telefon numarasını veriyorum ya. Bir dakika 0212. Dur sevgilim, ne telefon numarası ne ilanı ya? Lütfen bunları akşam konuşsak olmaz mı? Çalışıyorum. Olmaz. Olmaz. Bu iş aceleye gelmesi gereken bir iş. Ya biz haftalardır paramızı nereye yatıralım diye konuşmuyormuş seninle. Evet. Bulduk işte, buldum işte nereye yatıracağımızı. Okuyorum bak. Ya Zeynep ne okuyorsun? Çalışıyorum diyorum sevgilim ya. Ay Ozan ya. Aşkım 2 dakika dinler misin beni? Sahibinden Büyükçekmece tarafında çok ucuza deniz gören satılık arsa diyor. Ve büyük harflerle kelepir yazmış. Yani? Ne yani? Kelepir yazıyor diyorum. Duymuyor musun? Peki nereden biliyoruz biz arsanın kelepir olduğunu? Aa, salaklaştın iyice. Yazıyor diyorum ya, koskoca inanda kelepir yazıyor diyorum. Deniz görüyor diyorum. Tamam, bak aşkım Büyükçekmece'nin neredeyse tamamı deniz görüyor. Ayrıca biz oradaki arsaların fiyatlarını bilmiyoruz ki. Nereden anlayacağız arsanın kelepir olduğunu? Ya ilan veren adamı arayıverirsin, kelepir mi değil mi diye sorarsın. Kızım adama kalsa kelepir zaten. Bu öyle tek başına karar verebileceğim bir şey değil ki. Diğer arsaların da fiyatlarını sormak lazım. Araştırıver işte. Fena mı olur? O zaman deniz gören arsamız olur. Ya fena olmaz da ne yapacağım şimdi Zeynepciğim? İşi gücü bırakıp bütün Büyükçekmece'yi mi arayacağım arsa fiyatlarını öğrenmek için ya? Ara. Ne var ara? Ya sen delirdin herhalde ya. Allah Allah. Aman tamam ya Allah aşkına. Ben sana bu yılanda kabahat zaten. Ben ararım. Tamam bırak ben ararım. Ya dur sen arama kızım. Allah Allah.
Niye kandırırlar aramıyorum? Seni çünkü. Salak mıyım ben ya? Niye kandırıyorlar beni? Heyecanlısın diyelim sevgilim. Ay Ozan. Tamam ya, ben üstüm başımı değiştireceğim. Giymem lazım. Lütfen beni tutma yani. Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun ki? Gidiyorum ben Büyükçekmece'ye, alacağım o arsayı. Ya saçmalama kızım. Çatır çatır pazarlık yapacağım. Dur ya Zeynep. Araştıracağım en azından. Zeynep. Ben giderim abicim. Abicim bu kelepirizm fanatikliği nereden çıktı onu anlamadık yani. Bir yatırım yapacağız diye söyleyen de kabahat. Efendim? Aşkım. Canım. Ne yapıyorsun güzel gözden? Ay neler yapıyorum neler. Çok özel yemekler yapıyorum. Bana mı yapıyorsun? Evet. Ne yapıyormuş benim marifetli sevgilim söyle bakayım. Söylemem. Sürpriz. Söylesene. Hayır sürpriz. Sürpriz mi? Evet. Senin yerin kız. Bana bak benim de sana bir sürprizim var ha. Ha. Bana bak. Ne? Hani şu para vardı ya ne yapalım ne yapalım diye düşünüp duruyorduk. Ne yapacağımızı buldum. Söyle söyle söyle. Bak bizim maç yaptığımız bir halı saha vardı ya. Biliyorsun değil mi o halı sahayı? Hı. Şimdi onun sahibi paraya sıkışmış sevgilim, halı sahayı satıyor. Bizim paramıza baktım, şöyle ufak bir krediyle alabiliyoruz. Ne dersin, he? Ne derim? Oha derim, çüş derim Ozan. Ozan delirdin mi, manyaklaşma derim, derim oğlu derim. Söyleyecek birçok şey bulabilirim yani ama Allah aşkına, işin başımdan aşkın beni böyle saçma sapan şeylerle oyalama derim yani ilk başta. Bir dur, bir neresi saçma sapan? Halı sahadan bahsediyorum kızım. Bu öyle bildiğin halı saha değil. İstanbul'un en iyi halı sahalarından biri ya. Bana bak, bir çimi var bunun. Bak topa bir dokunuyorsun böyle böyle jilet gibi kayıyor üzerinde diyorum sana kızım. İnsanlar ta Edirne'den özel olarak bu halı sahada maç yapmak için otobüslerle geliyorlar sevgilim. Hem bana bak, dışarıda kafesi var böyle. Düşünsene, yazın hava güzel olur, yaparsın evde börekleri, kafede satarız falan. Paraya para demeyiz diyorum. Sevgilim ha? Zeynep ha? Zeynep ha? Zeynep. Abi ya, kadına fikir soran da kabahat. Manyak manyak. Ne yapayım para vermeyecek. Ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ya ekonomi şeylerini mi okuyorsun? Hmm. Tam bırak okuma. Paramızı nasıl değerlendireceğimizi buldum ben. Diyorsun. Evet, bir yatırıp beş kazanacağız. Hı. Bütün dolandırıcıların en sevdiği laf budur. Bir koyacağız, beş alacağız. Dolandırıcı mıyım ben? Ben sanırlıyorum sana bunu. Bir yatıracağız, beş kazanacağız. Nasıl olacak o? Saadet zinciri mi kuruyoruz? Aman Bef, borsada. Borsa oynayacağız. Niye? Paramızı yatıracağız. Ya adamın biri 30 lirasını yatırmış, 30 bin lirasını yatırmış, ha. 300 bin lira kazanmış. Sen hep kazananların hikayeleri anlatılır diye bir laf duydun mu sevgilim? Ne demek o? Kızım borsa bu, borsa. Tamam bir tanesi kazanmış öyle bir şekilde de kaç bin tanesi batmış borsada haberin var mı? Riskli iş o. Ben öyle paramı borsada falan yiyemem. Ya ben yerim, ben yerim. Ben yaparım yani. Ben değerlendiririm. Bana ver. Tamam bana ver. Ben onu şey yapayım. Hadi ne? Canım, hadi sevgilim. Hayatta olmaz. Hadi. Para, borsada yiyemem diyorum sana parayı. Aman iyi be. Sanki benim param yok. Var mı? Var tabii. 900 lira param var benim. Aa, o, tamam olur işte ne güzel git onu ye borsada işte. Dalga geçiyorsun. Bir yatıracağım, bir yapacağım ama 100 katını kazanacağım, zengin olacağım göreceksin. Tamam zengin olacağım göreceğiz. Sen bir çay koy da ondan sonra zengin olursun. Hadi canım hadi. Öküz, çok öküzsün gerçekten. Ağlayacaksın böyle yalvaracaksın Zeynep paranla beni tatile götür diye. Tabii Zeynep beni tatile götür. Zeynep bizi diskoya götür Zeynep diskoya. Allah da da pa pa. Ey Allah'ım ya. Leyla'cığım ben sana dedim, borsada oynamak için öyle çok büyük paralara gerek yok. Çok iyi yapmışsın oynamakla. Zeynep! Evet. Yok, ben o kağıtlardan almadım. Evet, ben inşaat sektörünün kağıtlarından aldım. Uzun vadede daha çok kazandırıyor. Zeynep! Komünikasyon kağıtlarından da aldım. Medya kağıtları değişkendi, haberin olsun. Evet, o bankanın kağıtları çok kazandırdı. Evet, çok Zeynep kazandırdı. Tamam, ben seni arayacağım tatlım. Ozan bir şey yapıyor da. Tamam güzelim, bay bay. Ne var Ozan, kızım, ne var? Kızım iki saattir tuvaletten bağırıyorum, bir ses versene ya. Ya burada önemli bir şey konuşuyoruz herhalde Leyla'yla. Leyla ve sen önemli bir şey. Hakikaten çok merak ettim. Neymiş bu önemli şey? Borsa portföyü yapıyoruz burada. Kağıt alımlarından bahsediyoruz. Borsada kağıt alacağın eve tuvalet kağıdı. Hanımefendi, tuvalet kağıdı bitmiş. Ha? Ne hınısı, bitmiş diyorum tuvalet kağıdı. Bitirmesin tuvalet kağıdını. Ekonomiye sardığın evde ilgilenen yok. Gel Zeynep. Hayret bir şeydim ben. Sanki. Nasıl bir maça öküsün sen ya? Ya borsadaki arkadaşlarımı öreceğim. Zeynep! Ne? Telefon versene. Ne oldu? Telefon ver, telefon edeceğim. Ne yapacaksın? Kime ya edeceksin? Ya bir tur bir diğer şu telefonu. Tamam söyle ama ya ne oldu? Ya sevgilim, Darıca'da site yapıyorlarmış da.
Benim çocukluğum Darıca'da geçti kızım. Oralar hep dutluk filandır ya. Çok değerli değildir. Bir tane daire kapatırız, ileride değerlenir diyorum. Ah, aklında bin yaşa, şahane ara. Süper olur ya. Böyle yerler şahane oluyor. Seneler sonra değerleniyor. Üç seneye, üç seneye. Alo. İyi günler. Evet, gazetedeki ilanınız için aramıştım ben. Darıca'da yapılacak siteyle ilgili. Evet, 1+1 düşünüyoruz. Süper, ne kadar? Anladım. Aha. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Ne dedi? Ne dedi? 750 binmiş. Ne? Nasıl yedi... Nasıl 1+1 750 bin lira? Evet canım. Hani dutluktu ya oralar. Benim çocukluğumda dutluktu. Kızım biz evi 3 kuruş paraya sattık demek ki sonra değerlenmiş oralar. Ay Ozan ya, ay Ozan ya. Alma, alma işte böyle zamanında, otur ağla. Yavaşsın. Bu niye bana yavaşsın patladı şimdi? Delirdin mi kızım? Ne yapacaktım? Harçlığımla mı alacaktım? Allah çok Allah. Çok yavaşsın. Vallahi böyle konularda gerçekten yavaşsın. Başka yere geldiğinde 3 dakikada pıtı pıtı her şeyi hallet. Buraya geldiğinde yavaşlıyorsun yani. Gene aldın sazı eline koptun gittin. Konuyu nereden nereye getirdin ya? Allah Allah. Başla konulardan, başla konulardan. Otur ağla. Ay sinirim oynadı. Gerçekten sinir. 750 bin lira diyor. Ay düşünsene 750 bin lira diyor. 50 bin liraya almış olsak şimdi 3 sene dolu. Allah'ım yarabbim. Hakikaten para saadet getirmiyormuş insana ya. Çok gıcık. Niye daha önce aklına gelmiyor böyle şeyler? Kızım harçlığına mı olarak diyor? Alamıyor musun sen ya? 3 sene önce alabilirdik. 3 sene önce alabilirdik. Ozi, şu perde işini bugün halledelim diyorum. Bir gün çünkü babanları yemeğe alalım, hep biz gidiyoruz, çok ayıp oluyor. Tamam mı? Hazır dışarı çıkmışken Cem Yılmaz'a da bir şey alalım. Çok çabuk büyüyor. Bir gün bir giydiğini bir daha giyemiyor çocuk. Hop büyümüş. Kollar, bacaklar nasıl uzuyor ya, nasıl uzuyor değil mi? Muhallebici diyor bana. Salak şey, bana muhallebici diyor. Zeynep diyemiyor. Ben onu bir kere muhallebi yapmıştım ya. Tutturmuş illa. Muhallebici, muhallebici. Zaman ne kadar çabuk geçiyor ya. Üf. Bir bakacağız böyle okula gitmiş. Ondan sonra evlenmiş, askere gitmiş. Hiç anlamayacağız değil mi? Evet, anlamayacağız. Yemin ediyorum var ya bak. Otobüslerdeki bileği bastıracağım şuraya. Araç giderken şoförle konuşmayın diye. Neden? Dikkatin mi dağılıyor? Benim dikkatim öyle kolay kolay dağılmaz kızım. O zaman sorun ne? Allah Allah. Sorun şu, makinalı tüfek gibi başladın konuşmaya, susmuyorsun ki dıt 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 dıt. Açıldın gidiyorsun Allah Allah. Kedi! Kedi! Allah! 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 Hay Allah'ım, iyi misin senin sen? Dikkati, iyiyim, iyiyim. Dikkatin dağılmaz değil mi senin? Abi, senin dikkatin dağılmaz. Allah Allah abi, bıdı 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 bıdı. Susmuyorsun ki, konuşmasan hiçbir şey olmayacaktı. Ama sen kendi kendine konuşuyorsun. Hem konuşma hem önüne bakamıyorsan suç benim mi? Zeynep Allah'ını seversen, bir de adam geldi geçirdi arkadan, şimdi dayak yemezsek iyidir. Ben iniyorum, bekle tamam, sen. Tamam, nişanlın konuşuyordu, onun dırdığına takıldım deme adama. Ben de konuşuyorum, hem konuşuyorum hem de önümü takip edebiliyorum. Şapşal. Hayret bir şey ya. Kardeşim güpegündüz yolun ortasında nasıl duruyorsun sen ya? Kusura acemi bakma. Misin, nesin sen yok, ya? Yok, acemilikle alakası yok beyefendi. Önüme kedi çıkınca böyle telaşla frene bastım. Ya hadi bastım. Oradan ya, bana martaba falan okuma. Hadi kardeşim, hadi siz oradan. Siz de arkadan çarptınız beyefendi bana. Allah Allah, çarparım tabii. Adama duracak mesafe bırakmıyorsun ki kardeşim. Güpegündüz yolun ortasında can diye durdun. Şöyle bak, gitti kaporta. Tamam beyefendi, merak etmeyin. Kaskom var benim. Ben hatalıyım derim. Sorunu hallederler. Sizin dersin kaskonuzda tabii. Bir şey olmaz. Ben tabii, hallederim, merak tabii. Etmeyin. Halledecek tabii, hayret bir şey. Karşılayacaksın bütün zararımı. Hale bak. Günümün içine de ettim bu arada. Benim günümü kim tazmin edecek kardeşim? Kim tazmin edecek benim üzgün günümü? Üzgün olduğumu ha, söyledim beyefendi. Bir yere kıpırdayamam ben ya. Anladık mı? Üzgünüm dedim beyefendi. Üzgünüm, kusura bakmayın. 40 yılın başı kaynanamı ziyarete gidecek. Burada daha dımdızlak kaldık işte. İyi de problem ne? Ne diyorsun sen ya problemle? Pardon. Ne, yok, ne yanlış anladınız. Hani arabaya gelen zararı anladım da. Yani kayınvalideye gidememek problem mi? Bir dakika be. Eyvallah. Aa bak bunu yani... Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun ya. Çok sağ geçmiş ol. Olsun. Sağ olun. Ay artık ne yapacağız? Verilmiş sadakamız varmış ha. Yani. Ucuz kurtulduk ya, ucuz kurtulduk. Evet, cana gelecek mala gelsin değil mi? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Ne olacak? Tabii. Ay Cüneyt ne olacak?
aşkım, aşkım gel gel. Ya kıyamam, gidemeyiz, gidemeyiz ya. Aşkım. Gidemeyiz. Hayatım biz de perde almaya gidemeyeceğiz. Maalesef. Biliyorum çok hazırlanmıştık ama berbat oldu günümüz ya. Hadi ya. Siz de perdeyi mi yapma ben? Evet gidemiyoruz çünkü sevgilim yani arabayı şimdi çekici çağırır. Ya, ama mahvolduk ya. Ama aşkım çekici çağırmamız lazım, tutanak tutmamız lazım. Doğru arabayı ya. Sanayiye götüreceğiz falan. Sanayisi var bunun değil mi? Bitti bugün, bitti. Mahvoldu günümüz. Ya. Ya. Çok eğlenecektik ya. O kadar da heveslenmiştik ki perde için. Bir özledim ki. Bir özledim. Sen ne bir de iyiydi, bir de severim. Ne? Ah kadıncağız ya. Neyse artık bir dahaki sefer alacağız perdeyi. Sen yapalım. Şunu bir hareket edelim. Ben bekleyemem ya. Ya hadi be kardeşim. Ne bakıyorsun kardeşim? Tamam. Hadi git. Kaza koca oldu. Yol ya. Koca yol. Geçin gidin. Hayret bir şey ya. Seyretme be arkadaşım. Yürü be hadi be. Allah Allah. Ulan deli mi dinledin millet ya? Maymun mu oynuyor çok kardeşim? Çok merak ediyorum. Böyle. Yalnız Ozan var ya. Ne? Sen bana laf edip durursun ama yaptığın kazaya bak. Aman abartma Zeynep Allah'ını seversen. Ay ne var hiç abartmıyorum valla. E niye kızım Allah Allah? Sen beni sinirlendirdin. Kedi önüme çıkınca ben de telaşta bastım. Ay Ozan Allah aşkına. Ya yürü be yürü bak. Hadi. Bahaneye bak bahaneye. Acemiler gibi tostladım. Aman abart abart acemiler gibi tostlamışım. Ay benim bunu Leyla'ya anlatmam lazım. Ne oldu ya? Ne oldu nişanlım? Ha. Bu kazayı en az 10 yıl kullanır bana şimdi bıdı 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 bıdı. 10 yıl iyi. Benimki kesin müebbet. Ağırlaştırılmışı yemin ederim. Allah kolaylık versin kardeşim sana. Amin anladım. Kardeşim cümlemize. C mi cümlemize? Leyluş. Hayır hayır bak. Allah. Maymun mu oynuyor burada? Araya girmem. Yeteri kadar maymun olmuyor. Girmem araya. Girmem araya. Kaza yaptım. Zor. Geç arkadaşım geç ya. Allah'ını seversen abi sen de ya. Konuşup. Ya ne kolay gelsin. Kolay da başına gelsin ya. Tamam tamam. İki iş aynı anda yapamıyorlar. Benimkini vereyim mi? Yok yok, yazıyor yazıyor. Ne garip. Ne garip değil mi hayat aslına baktığınızda? Ne kadar garip. Yani sabah bu saate kadar birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ama bir kaza böyle bütün günümüzü bir arada geçiriyoruz. Maalesef. Neden öyle diyorsunuz canım maalesef diye? Yani belki de bir arkadaşın dostun temellerini atacağız. Belki de. Ben sizinle tanışmadık bu arada. Zeynep ben. Pelin. Pelin. Memnun oldum. Ben de. Memnun oldum. Ben de. Bir şey söyleyeceğim. Pelin bir şey söyleyeceğim. Ya madem artık tanıştık, arkadaş olduk falan. Bir şey soracağım. Sen neden bu kadar gerginsin? Ya bu kadar gerin ne ya? Alt tarafı çarpıştık ettik. Şey yani kasko maskosu var sonuçta onlar ödeyecek. Yok ondan değil. Allah korusun patlayacaklar diye çok korktum. Ay canım. Kendime gelemedim daha canım, yani. Saçmalama bu iki tane şey çarpıştı. Bu kadar dik çarpışmalar arabalar patlar mı? Arabalar değil. Yeni yaptırdım da şeyler. Ay. Asik onlar. Şey gitti. Kafanı çevirin yüzünü gözlerini yürüyorum. Kafanı çevirin. Kafamı çevirsem de görüntüye giriyor. O zaman zaten. Arabaya gir. Arabaya girer misin? Şundan ben yapacağım. Arabaya girer misin? Allah Allah. Herkes arabasının önünde bekleyebilir herhalde. Herkes kendi arabasının önünde beklesin değil mi? Yok. Benim için de. Büyük geçmiş olsun. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Merhaba. Biz haber ajansından geliyoruz da kazayı çekelim dedik biraz. Kardeşim i̇şte kaza. Çekecek başka şeyiniz yok mu ya? Gidin başkalarını çekin. Size ne bizim kazamıza? Hadi kardeşim. Aa hadi. Bu Cüneyt işveren değil mi? Ünlü iş adamı. Metin gel gel buraya gel. Allah'ım bir bu eksikti Allah'ım. Akıyor mu kamera? Allah'ım bir bu eksikti. Cüneyt Bey lütfen. Ya siz var ya vallahi size dayanamaz ya. Vallahi dayanamaz. Canavar değil. Bak kardeşim ben şey var mı kızım baksana adamı canavara çevirdiler ya. Bu herif yolun ortasında durdu. Dank diye. Bomboş yolda. Onun yüzünden kaza yaptım. Adam ünlüymüş bu ya. Ne ünlüsü kızım kim ne ünlüsü? Git kardeşim. Baksana adamı çekiyorlar. Bizi şey yaptılar. Merhaba. 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 Ben şeyi açıklayabilirim durumu size. Biz şeyiz. Biz Cüneyt Bey'in çarpıştığı insanlarız. Nişanlım Ozan, öyle Zeynep mi? Ben. Biz öyle gidiyorduk. Biz frene basınca çarpıştık.
Bize arkadan çarptığı insanlar biziz. Anladım. Metin kaydı kesebilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Akşam çok haberlerine çıkacaktık. Evet. Alayım ben mikrofonumu. Ama kediyle ilgili bir şey yapacağım. Belki acıta etmek istersiniz. Küçücük bir kediydi. Yavru kediydi. Hayatını kurtarmak adına biz durduk. Hayatını kurtarmak adına... Ozan da öyle duruyorsun. Haberle çıkacaktık. Bir şey yapsana. Ne bakıyorsun öyle? Ay hey yüce Rabbim. Bu milletin hamuruna ne kattı ki böyle kamera görünce sapıtıyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorum sevgilim. Ya gittiler. Bu haberden mi ünlü olacaktık yani? Ünlülük değil ya. Ya ne bakıyorsunuz arkadaşım? Filmi çeviriyoruz burada ya. Yürüyün gitsene yolla ya Allah Allah. Ya, kaza oldu işte ne var? Sakin olur musun? Tamam, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Saatlerdir bırak bekliyoruz. Hava karardı, akşam oldu ya. Ne yapalım? Ya biz kim bekliyoruz tam olarak? İşte polis gelecek, çekici gelecek. Onu bekliyoruz. Polis mi gelecek? Evrakları biz doldursak olmuyor muydu? Doludur da arkadaşın emlakları eksik çıktı. O yüzden mecbur polisi bekliyoruz. Nereden geliyor tam olarak polis? Uzak bir yerden mi? Ne bileyim ben. Onlar aradılar. Sorup durma sen de. Nereden aradın geliyormuş polis? Bir dakika ben kimseyi aramadım. Aramadınız mı? Ay çok ben güzel. Ben siz aradınız zannediyorum. Çok güzel. Olur canım siz telefonla konuşuyordunuz ya. İki saatte biz boşu boşuna abi, bekliyoruz burada. Abi ofisten aradılar beni. Onlarla konuştum ben. Aferin ya. Adam da akıl mı kaldı ya? Aferin ya. Ya. Ben burada şey ya. Artık fenalık aldı yani bana. İki tane geri zekalı. Ne? Aç. Ne açacağım ya? Donuyorum zaten, üşüyorum. Niye açtırıyorsun bana? Geliyorlar mı? Bir saati geçer dediler. Zaten bu akşam trafiğinde ondan da süt fazla sürer. Ben sana söyleyeyim. İyi ya, aferin. Aferin, kaldık böyle. Ne bıdı bıdı etmenin ne faydası var? Kaldık kaldık bekliyoruz. Tam bunu söylemek için açtırıyorsun. Üşüyorum. Ya Ayse, bir dur ya kızım. Al, ya aşkım bir dur. Efendim Ozan. Ne yiyeceksin diye soracaktım. Ne mi yiyeceğim? Ha? Ne demek? Acıktık sipariş vereceğiz ya. Adres olarak nereye vereceksiniz? Burayı tarif edeceğiz sevgilim. Ha. Ya ne var ya bu akşam trafiğinde yolu takip etse trafikten direkt buraya doğru gelirler. Kaçırmaz yani merak etme. Net tamam. Ne yiyeceksiniz? Döner söyleyeceğiz biz. Salata falan söyleyebileceğimiz bir yer var mı? Ya sevgilim Allah'ını seversen iş çıkarma şimdi. Hepimiz aynı yerden söyleyelim bitsin mi? Tamam goralı ayran o zaman. Bir tane goralı bir tane ayran. Eminsin? Evet tamam. Bir goralı bir ayran alayım. Yanında da künefe çek. Allah'ım şu adamın şu gamsızını azıcık bana ihsan eyle. Azıcık. Fazla değil.